Efendim hayırlı akşamlar. Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Elbet fetholunacaktır. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onu fetheden asker ne güzel askerdir. İşte bu peygamber müjdesine mazhar olmak için pek çok defa İstanbul surları aşındırılmak üzere önüne gelinmiş. Ancak bu gencecik bir delikanlıya nasip olacaktır. Ve öyle olmuş. Sonsuza kadar adalet için, hürriyet için ve ilahi kelimetullah için sahabeden bu yana defalarca İstanbul önlerine gelinmiş ve her seferinde muvaffak olunamamış. Ancak tek saik o peygamber müjdesi. Bu akşam Enderun'da namelerde İstanbul'un fethini, Fatih'i ve Fatih'in zihninde İstanbul'un fethinin nasıl canlandığını biraz konuşacağız. Elbette İstanbul'u konuşurken sadece İstanbul'un fethi herhangi bir yerin fethi gibi düşünülemez, algılanamaz. Dünya tarihi bakımından çok farklı bir yere sahip bu fethi. Biraz onun içinden konuşacağız. Biraz tatlı bir tarih yolculuğu içerisinde. Elbette gaza meydanlarının o Allah Allah nidalarını kalplerimize, gönüllerimize duyuracak biraz da mehter tarzında eserleri sizlere aktarmaya, seslendirmeye çalışacağız. Bu akşam çok kıymetli bir konuğumuz var. Siz onu belki Ertuğrul dizisinin KC'sinden tanıyorsunuz. Profesör Doktor Feridun Emecen hocamız bu akşam bize bu fethin hikayesini biraz anlatacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, siz nasılsınız? Soracağız hocamıza bir gerçek fetih ile, bir gerçek tarih boyutuyla filme aktarılan kısmı ne kadar aynı zemine oturuyor? Onları konuşacağız. İnşallah. Sohbetimiz hem Diriliş Ertuğrul'u da biraz gündeme getirerek ondan söz etmiş oluruz. Çünkü bizim tarih filmleri konusunda kıtlığımız dünyaca malum, pek çok malzememiz var. Daha yenice Panorama 1453'ü yapabildik ancak bu kadar kıymetli fetihler, fatihler elimizde varken. Evet sevgili dostlar, birkaç duyuruyla programa başlamak istiyorum aslında. Bir tanesi yarın akşam gündüz vakitleri 17-18 arası yine fetihle alakalı aynı ekranlardan sizler için hazırlamış olduğumuz Fetih Özel'i inşallah izlemiş olacaksınız. Cuma günü yani. Ve ayrıca bazı seyircilerimizden eski programlarımızın tekrarını dinlemek üzere bize yöneltilen sorular var. Peyderpey onlar interaktif ortama yükleniyor. Oradan inşallah onları takip edemeyen seyircilerimiz için söylüyorum. Tekrar izleme imkanı bulacaklar. Evet, her zaman olduğu gibi programımıza Twitter'dan yazabileceksiniz. Ben de selamlarınızı paylaşacağım. Muhabbetlerinizi hocama ileteceğim. Ve buradaki bu samimi ortamı, Yeni Kapı Mevlevihanesi'nin muhabbet meydanını, aşk meydanını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir duyurumda hani yayınlarda reklamı çok sevmeyiz ama güzel şeylerin duyurusunu yapmak gerekir diyorlar ya. Bugün bir de şahsi bir şey olmadığı için daha çok rahatım. Burada 50 kişilik bir liste göreceksiniz. Bu insanların, hafızların pek çoğu bir araya gelerek oluşturmuş oldukları kadim bir geleneğimiz olan Mevlid icrası esnasında, Mevlid bahirleri arasında okunan eserlere örnek olsun diye dörder eserden oluşan 20 eserlik bir albüm. İnşallah dinleyicilerin takdirlerine, duygu dünyalarına hitap etmek üzere hazırladık. Ve sizlere bunu tanıtmayı arzu ettim. Hayırlı olur inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, bizler bu akşam biraz Serhat boylarına gideceğiz demiştik. İşte Kanuni'nin o meşhur cenknamesinden etsen tamasen maleger, hiç kimse demez sana er. Terkeyle ol gün canüser, olsun kılıçlar bir glav. Yani sen mala mülke tamah etsen kimse sana er demez. Ve canı başı terkeyle kılıcını da kılından çıkar ki sana insanlar er desin. Ve hemen arkasından bir zavil marş, yine Kanuni Sultan Süleyman Muhibbinamı ile şiirler yazmış olan. Leşker yürüsün saf saf, her yana etsinler mesaf. Olmak gerek sine şikaf, olsun kılıçlar bir glav. Yani askerimiz saf saf savaş meydanlarına yürüsünler. Burası çünkü sinelerin parçalandığı yerdir. Ve kılıçlarınızda
kınından çıkmış, düşmanın üzerine yürümek üzere hazır olsun diyor. Buyurunuz. Thank you.
Evet sevgili dostlar, Enderun'dan Nameler musiki heyetiyle beraber ve kıymetli konuğuyla beraber huzurlarınızda. Evet değerli hocam, tekrar hoş geldiniz. Sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet başlığıyla Diriliş Ertuğrul'dan girelim isterseniz, evet, söze. Evet, ne kadar yansıtıyor gerçek tarihi, mutlaka öne almalar, sona çekmeler, belki bir takım mizansenler oluyordur ama nedir durum? Evet tabii, şimdi böyle tarih diziler olunca bunlarda biraz böyle tarihi gerçeklik aramak her zaman gerekmez. Çünkü genellikle dizinin bir hani seyrettiği bir kitle, hitap ettiği bir kitle vardır. Biraz onların beklentilerine ve konjektüre uygun şeyler kurgular ilave edilebilir, sürükleyici hususlar. Bu tabii bütün dünyadaki genel trendler, aksi halde bir belgesel olur. Evet. Bir belgesel seyrederiz yani. O da pek cazip olmuyor nedense. Tabii şimdi o ele aldığı konu itibariyle o dönemler aşağı yukarı işte 12. yüzyılın sonları, Anadolu'su, o sıralarda Selçuklu İdaresi'nin bulunduğu dönemler. Osmanlı Devleti'nin yani kuruluş döneminden daha erken bir dönem, Osmanlıların Anadolu'ya kayboyunun Anadolu'ya giriş hikayesini daha çok aktarmaya çalışan bir dönemdeyiz şu an için. Tabii o dönemle ilgili elimizde doğrudan doğruya bu konuları anlatan herhangi bir kaynağımız ne yazık ki mevcut değil. Kurgu daha ön planda. Hep öyle zaten. Çünkü elimizdeki bilgilerde sadece bildiğimiz şey, o da çok geç Osmanlı tarihlerinde, bir Ertuğrul Bey'in adı. Ve bu kayıboyunun geliş macerası ile ilgili bir takım hikayeler var. Bu hikayelerin biz doğru olup olmadığını da şu anda test edebilecek, sınayacak, dönemin kaynaklarıyla sınayacak bir elimize bilgi de yok. Hocam yani, bunun bir ayırt noktası, yani evet, bir orta noktası ya da şu çizgiden itibaren ilerisi olduğu zaman tehlikeli olur diyebileceğimiz bir noktası yok mu? Çünkü tarih filmleri bir roman gibi kurgulandığı zaman da bambaşka bir tarih de sunabilir değil mi? Bunun örneklerini görüyoruz. Evet, çok var. Şimdi şöyle, tabii bu alan çok boş bir alan. Yani bilgi açısından sıkıntılarımız olduğu için bu dönemle ilgili olarak. Burada biraz o dönemin haleti ruhiyesini yansıtmak önemli. Kimlikler ve dönemin olayları önemli burada. Onu sağlam bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Ama onun dışındaki hadiselerin teferruatı hakkında hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla o boşlukları bu senaryoyu yazan, bu kurguyu yapan tabii ki koyuyor. Evet. Fakat tabii zamanımıza doğru, daha doğrusu bu dönemden çıkıp da farz-ı muhal bir kanun dönemine gelsek, bir Fatih Sultan Mehmet dönemine gelsek, bununla ilgili herhangi bir dizi yapsak, o zaman bilgilerimiz bizim daha sağlam. Ve elimizde belgeler var, vesikalar var, pek çok kaynak var, yabancı, yerli kaynaklar var. Bunlardan biz daha çok bilgi öğrenebiliyoruz ve orada bizim bir hata yapmamız ciddi bir probleme yol açabilir tarihi değil anlamda. Tabii. Çünkü yani, şöyle bir şey var. Bulunduğumuz coğrafya üzerindeki bir olayın tema olarak kabul edilip onun üzerinden bir film üretmeye kalktığınız zaman sadece Anadolu üzerinde yaşayan insanlara hitap etmiyorsunuz. Belki Doğu, Orta Doğu, Arap dünyası biraz da Batı dünyasına direkt olarak hitap etmiş oluyorsunuz. Onların dikkatini çekmiş oluyorsunuz. Evet, tabii bu coğrafya, yani Osmanlı tarihi dendiği zaman bu İstanbul'dan ibaret, Anadolu'dan ibaret bir tarih algısı olmaması olmayacak, lazım. Evet. Bütün Balkanları, Orta Doğu'yu kapsayan, başarılı buluyor musunuz hocam? Şey. Şimdi tabii bu Ertuğrul dizisindeki en önemli nokta bu zamana kadar yapılmayanı yaptı. Nedir o? Dönemi çok iyi yansıttı. Yani kılığı, kıyafetiyle, efendim bir oba hayatıyla. Büyük bir ekip. Tabii büyük, çok bir büyük bir gayretle prodüksiyon yapılan bir şey. O açıdan son derece başarılı olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Bu havayı yansıtması itibariyle. Ve vermiş olduğu bir mesaj da var. Bu da bana göre çok önemli bir mesajdır. Ve çok da yanlış değil yani dönemin haleti, ruhiyesini yansıtma açısından. Bu da iyi. Ben tahmin edemeyeceğim ölçüde çok olumlu intibalar aldım. Genelde bu gibi tarih diziler çekildiği zaman çok böyle akademisyen kesimlerinden epey yoğun eleştiriler gelir. Ama böyle çok yoğun bir şekilde eleştirilebilecek bir noktadan çok ben etrafımdan, yani akademisyen kesimlerden de çok olumlu intibalar edindim. Bu beni biraz hem şaşırttı hem de sevindirdi bir ölçüde, yani açık söyleyeyim. Ama hocam evet, yoksunluğumuz var. Elimizde çok malzeme evet, olacak ki şu daha iyiydi diyebilirim. Evet. Öyle bir örneğimiz yok. Bu kadar büyük bir işte figüranıyla, kıyafetiyle, evet, ciddi de bir bildiğim kadarıyla maliyeti var. Çok çok, çok evet, yüksek bir rakamla yapılıyor. Şimdi Fethi ve Fatih'e doğru gideceğiz evet, ama isterseniz şöyle bir Rumeli'ye doğru önce kulak verelim. Fütühata. Evet. Ondan sonra Fatih'e nasıl bir insandı, nasıl yetişti,
İstanbul'u fethetme fikri nereden geldi? Hatta kendisine karşı çıkanlar oldu. Çok, değil mi? Onunla ilgili konuşalım. Evet, biraz şöyle Trakya topraklarımızda Trakya havası ve Serhat boylarına gidip Serhat boylarının havasını koklayalım. Buyurunuz arkadaşlar. Thank you.
Evet sevgili dostlar, Enderun'dan nameler, Serhat türkülerinden iki tane güzel örneği sizlere takdim ederek devam ediyor. Evet değerli hocam, fetih ve fethe giden yol. Evet. Nereden başladı? Gerçi çok uzun konular tabii bunlar tabii, ama tabii. Özetleyeceğiz. Tabii yani şimdi bu özellikle İslam tarihi açısından İstanbul'un önemiyle başlayan bir durum bu. Hiç şüphe yok ki. Yani sizin baştan belirttiğiniz gibi Hazreti Peygamber'in müjdesine mazhar olmak isteyen pek çok Müslüman hükümdarı hiç şüphesiz ki İstanbul'u bir hedef olarak aldı. Biraz bu böyle bir gelenek oluştu İslam dünyasında. Dolayısıyla bu mirası bir müddet sonra İstanbul'un hemen civarında giderek küçük bir beylikken, giderek büyüyen bir devlet haline gelen Osmanlılar tabii aldılar. Ve onların da zihin dünyalarında İstanbul ana hedef haline geldi. Zaten sınır boylarında olan bir devletti. Sürekli Bizans'la mücadele ederek genişlemeye çalışan bir Anadolu Türkmen beyliklerinden birisiydi. Ve zaman içerisinde giderek bu topraklarında güneşlemek suretiyle Bizans'ın komşusu haline geldi ve İstanbul'u büyük bir hedef haline getirmekte gecikmedi. Yani hem bu gelenekten beslenmek hem de coğrafi mecburiyetler, stratejik gerekçeler, bunların hepsi bir araya gelmek suretiyle bu Osmanlı hükümdarlarına bir yol göstermiş oldu. Yani fethe giden yolu derken bu hem manevi anlamdaki gerçekleri hem siyasi anlamda hem de biraz da jeopolitik mecburiyetleri düşünmek gerekir diye söylemek lazım. Evet. Daha önceden teşebbüsler oldu. Onların en yakını. Tabii. Şöyle diyelim. Bu anlamda belki ilk olarak ciddi bir şekilde şehrin muhasarasını gerçekleştiren Yıldırım Bayezid olmuştur. Yıldırım Bayezid döneminde Osmanlı Devleti gerçekten hem Anadolu'da hem Rumeli'de genişleyen bir devlet konumundaydı. Ve Yıldırım Bayezid İstanbul'u ana hedef haline getirmekte gecikmedi. Ve malum 1390'lı yıldan itibaren İstanbul'un sürekli bir şekilde muhasarası var. Zaman zaman bunu abluka politikası takip ediyor. Zaman zaman sıkıştırıyor. Zaman zaman mesela Haçlıların gelişi var. 1396'da Nibolu meselesi var. O olduğu zaman işte biraz aksıyor, sonra tekrar sıkılaştırıyor vesaire. Yani neredeyse İstanbul düşmek üzereydi, öyle anlaşılıyor. Fakat doğuda Tibur'un belirmesiyle birlikte bütün bu planlar suya düşmüş oldu. Tabii onun ardından yaşanan çok büyük bir karışıklık, kaos dönemi var. Biz buna Osmanlı tarihinde Fetret dönemi diyoruz. 1413'te Çelebi Mehmet tam olarak devlete hakim olduktan sonra yine İstanbul'un hedef haline geldiğini görüyoruz. Yani o zor dönemlerden hemen akabinde. İkinci önemli büyük kuşatma 2. Murat dönemindedir. Çelebi Mehmet'in oğlu. 2. Murat döneminde 1422 yıldır. Orada bir kuşatma var. O da sıkı bir şekilde oluyor. Orada da yine batıdaki baskılar yüzünden 2. Murat kuşatmayı kaldırıyor. Başka problemler çıkıyor. İşte düzmece meseleleri var. Hitler'in oynayanlar var. Dolayısıyla yine gerçekleşmiyor ve nihayet tabii ki Fatih'e yansıyacak olan bir miras. Bu sizin daha önceki bazı konuşmalarınız, evet, sohbetleriniz içerisinde, tarih mülakatlarınız içerisinde Fatih aslında fetihle ifade edilemeyecek kadar bir adamdır diyorsunuz. Ne kastediyoruz buradan? Yani kim olsaydı İstanbul'u fetheder mi demek istiyoruz yoksa şartlar oluşmuştu yani mı demek istiyoruz? Evet, zaten şartlar gerçekte oluşmuş görünüyor. Yani aslında Fatih Sultan Mehmet almasaydı elbet alınacaktı, bu kesin bir şey. Çünkü öyle konjektürel olarak bakıldığında, siyasi gelişmelere bakıldığında böyle gözüküyor. Bir seyircimiz hatta evet, sormuş, demiş ki bugün fethedilseydi acaba yine aynı peygamber müjdesine mazhariyeti olmuş olur muydu demiş. Bugünün biraz anakronizm yapmış oluruz. Evet, değil mi? Öyle hareket etmeyelim. Tarihçi ancak tarihi olayların değerlendirmesiyle meşgul olur. Evet. Gerçek anlamda. Yani Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u alması aslında onun için bir, nasıl söyleyelim, bir yeni bir imparatorluk fikrinin gerçekleşmesi yolundaki ilk mühim adım oldu. Neden karşı çıkıyor o zaman hocam? Karşı çıkanlar kendisi değil tabii. Kendi etrafında bulunanlar var. Evet. Onların karşı çıkış gerekçeleri çok daha farklı. Bunun hatta dini gerekçeleri de var, onu da ifade edelim. Ve aynı zamanda siyasi gerekçeler ağır basıyor, şüphe yok ki. O da malum Çandarlı Ali Paşa etrafında toplanan bir muhalif grup var. Bu muhalif grubun esas ana korkusu, tıpkı daha önceki örneklerde olduğu gibi, büyük bir tehdit algısı olması. Yani 2. Murat döneminde
Varna ve Kosova savaşları yapıldı. Osmanlılar çok büyük sıkıntı çektiler. Geri çekiliş yaşandı 1443 yılında İzladi'de Macarların baskısı karşısında. Yani böyle bir büyük bir Haçlı tehlikesiyle karşı karşıya kalmak, devleti bir maceraya sürükleyen bir genç sultan var, bir Çandarlı Halil Paşa gibi tecrübeli bir vezir-i azam var. Ne olacağını meçhul görüyor. Geleceği biraz karanlık görüyor. Geleceği okuyamıyor. Fatih ise cesarete. Fatih cesur. Genç bir cesareti var. Önünde yıkılmaz görüyor her tarafı. Bir de tabii herhalde Fatih'i kendi devrinde yetişmiş olan en entelektüel bir insan olarak görmek gerekir değil mi hocam? Altyapısı çok dolu çünkü. Tabii etrafındakilere bakmak lazım nasıl bir kimse olduğunu anlayabilmek için. Çünkü etrafında ciddi olarak onu destekleyen genç, şahin dediğimiz tırnak içerisinde paşalar var. Ama aynı zamanda da manevi insanlar var, önderler var. Bunlar arasında mesela Molla Gürani gibi, onun hocası etrafında, Molla Ayas gibi böyle hocaları var. Bunlardan aldığı bir eğitim var. Bir müddet sonra bunlara Akşemseddin de katılacaktır. Sade fetih sırasında, belki fetihten önce de münasebetleri var olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda bakıldığında yani bu fikirler onun zihninde daha o şehzadelik döneminde bir küçük bir ara dönemi vardır. İlk saltanatı vardır babasının tahttan çekilip yerine geçtiği dönemlerde. O dönemlerde zihninde yerleşmiş vaziyette. Yani Fatih Sultan Mehmet evet genç yaşta ikinci defa 1451 yılında tahta geçtiğinde aslında genç olmasına rağmen çok tecrübeli bir hükümdar durumundaydı. Bu tecrübeyi de daha önce yaşadı. Çünkü 1444'ten 1446'ya kadar ki 2 yıllık bir onun üzerinde çok önemli bir tesir icra edecek olan bir hükümdarlığı var. Eyvallah. Orada devleti tanıdı ve etrafını tanıma fırsatı buldu. Biraz evvel sözleriniz arasında geçti. Dini gerekçeler de var dediniz ya. Sizin kitabınızı da gündeme getirerek o konuyu biraz cümleyle... Fetih ve Kıyamet'ti benim kitabımın ismi. Kıyamet. Kıyamet'i herkes biraz yanlış anladı. Şöyle anladı. Hani Osmanlı taraf için fetih tamam güzel bir şey. Öteki taraf için kıyamet gibi. Yok aslında, ama gerçekte kıyametin kopacağı inanılıyordu. Evet, aslında ben şöyle onu bizim yani dünya Müslüman dünyasında iki önemli hadis var. İstanbul'u içine alan Konstantiniyye'yi ihtiva eden sahih hadis kitaplarında yer alan bu iki hadis çok enteresan bir şekilde her ikisi de aslında kıyameti belirten hadisler, kıyametle ilişkilendiren hadisler. Bu hadisler etrafında eski ilmihal kitaplarında çok geniş bir literatür oluşmuş vaziyette ilmihal kitaplarıyla. Daha 1424'lerde ilk Türkçe'ye çevrilen ilmihallerde bile bunu görüyoruz. Ki aynı zamanda da malum bilirsiniz Yazıcızade'nin Muhammediyesi'ndeki bu yani çok büyük bir kültür. Ya bu okunuyor her tarafta İstanbul'un fethinden önce yazılmış olan şeyler bunlar eserler. Orada mesela kıyamet bahsine baktığınızda orada İstanbul geçiyor. Yani Konstantiniyye alınınca kıyametin kopma belirtilerini belirleyeceğine dair orada çok ciddi ibareler var. Bu hadislerden kaynaklı olarak onun yorumları aktarılıyor. Dolayısıyla onların Fatih'in etrafında bu anlamda zihinleri bununla dolmuş insanlar bir var. Bir baskı. Evet, baskı. Bir de böyle bir baskı var. Yani Deccal gelecek. Evet, işte, evet, işte belirecek falan. Sen burayı alırsan işte burasını yıkman lazım. Burada oturma falan. Burada yerleşme. Sadece Ayasofya kalsın, diğerlerini yıkalım falan. Fatih'in bunlara verdiği çok güzel bir cevap var. Evet. Hele biz alalım da artık sonra. Sonrasına bakarız zaten diye. Zaten de öyle yapmış değil mi? Tekim de öyle yaptı tabii yani. Yani sen burayı alsam bile dediler ona. Tamam. Hazreti Peygamber hadisleri var. Burası böyledir. Kıyametin belirtileri başlayacak. Yıkarız ama yeniden yap. Yıka, yeniden yap. Burayı bir İslam şehri haline getir. O zaman bu şey ortadan kalkar. Nitekim eski İstanbul diye tarif edilen surların içerisinde pek çok cami, mescit, külliye... Evet, bir dönüştürme hareketi başladı. Zaten bu tabii bir şeydi. Bu yani aslında zaten olacak olan bir şeydir. Çünkü burayı Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u bir imparatorluk merkezi yapmak istiyordu. Eyvallah. Ve onu camilerle, mescitlerle sürükle burayı bir Türk İslam şehri haline getirdi. Ve bugünkü süreyetinin ulaşmasının ilk adımlarını atmış oldu. Hocam o kadar tatlı gidiyor ki ben... insicamı hiç bozmak istemiyorum ama bu eserden sonra tabii. Hadi onu da yapalım. Ama mutlaka cami demişken Ayasofya konusunda küçük bir dokunarak geçelim istiyorum. Çünkü Ayasofya gerçekten artık fetih hassasiyeti taşıyan, Fatih'i biraz kendine yakın hisseden insanların biraz böyle acıyan yeridir hep. Evet. Değil mi? Ayasofya. Evet. Onu biraz konuşalım istiyorum. Evet, konuşabiliriz. Peki. Şimdi efendim, konuşuruz. İki eser yine aynı şekilde mehter tarzında sizlere takdim edeceğiz. Bir tanesi yine Kanuni Sultan Süleyman Han'ın sıkça söz
söyleyen insanların sözleri içerisinde beyit halinde okuduğu halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Bu şiiri üzerine bestelenmiş. Diğeri de Avni mahlasıyla şiir yazmış olan Fatih Sultan Mehmet Han'a ait. İmtisali cahidu fillah olupdur niyetim, dini İslam'ın mücerred gayretidir gayretim. Yani Allah yolunda savaşmaktır niyetim, İslam dininin mücerred gayretidir gayretim. İslam dini neyi emrediyorsa ben onun için işte bu yoldayım. Mahlas beytini de okuyayım. Ey Mehmet, Ahmed-i Muhtar'ın mucizeleriyle umarım galip olur din düşmanlarına senin devletin. Yani ey Muhammed, mucizatı Ahmed-i Muhtar ile umarım galip ola a'dai dine devletin. Buyurunuz. Gayretidir gayretim.
hasretim lütfi haktandır. Emanet gidip ettin usredim. Ey Muhammed mucizatı Ahmet-i Muhtar ile. Ey Muhammed mucizatı Ahmet-i Muhtar ile. Umarım galip ola ada yedine devletim. Umarım galip ola ada yedine devletim. Eyvallah. Evet, Fatih Sultan Mehmet Han. Tabii ikinci Mehmet olarak, evet, fetihten önce ismi, İstanbul'u fethettikten sonra, evet, Fatih unvanını alacaktır. Ebu'l-Feth gerçek şeyi. Değil mi? Ebu'l-Feth, evet. Ebu'l-Feth. Evet, Ayasofya'da virgülü koymuştuk hocam. Birazcık bahsedelim. Ondan sonra da Fatih'in, evet, dünyasını birazcık konuşalım. 21 yaşındaki bir gencin bütün dünyayı etkileyecek olan bir olaya imza atması ve bunu bilinçli olarak nereye gittiğini işin fark ederek, bilerek yapmasını, evet, bugünkü gençlik açısından belki birkaç cümleyle söylemekte, evet, fayda var. Buyurunuz. Şimdi tabii Ayasofya meselesinden başlarsak, yani genellikle İslam dünyasında Ayasofya etrafında oluşturulan çok enteresan bir takım rivayetler var. Şehrin sembolü Ayasofya aslında. Evet. Çünkü Ayasofya ile beraber İstanbul bir Hristiyanlık merkezi haline geldi, Ortodoksinin merkezi haline geldi ve burası Ayasofya ile birlikte Konstantiniyye ve Konstantinopolis, sonra bizim yani Müslüman dünyasında Konstantiniyye denen bu şehir, bu ilk Hristiyan imparatorluğun başkenti konumunda aynı zamanda ve Ayasofya bunun bir timsalidir. Yani o döneme kadar yapılmış olan bu kadar muazzam bir dini mabet yok. Tabii bu İslam dünyasında da çok önemli ölçüde yankılı buldu. Bir rivayet hemen ondan sonra ortaya çıktı Ayasofya hakkında. O da şöyle, tabii bu doğru olması mümkün olmayan bir şey. Ama bu hani bir mentaliteyi göstermesi açısından önemli. O da Ayasofya'nın yapılışında Hazreti Peygamber'in rolü. Şöyle bir rivayet anlatılıyor. Güya bir türlü kubbeyi çatılamamış kubbesi. Çok muazzam bir kubbesi var malum. Onun üzerine Hazreti Peygamber bir avuç toprak gönderiyor. O harcına kattığın kubbe olur diyor. Etrafındaki soruyorlar. Ya Resulallah, bu bir kafir mabedi, niye böyle bir şey yaptın deyince, orası bir gün Müslümanların olacak, orada namazlar kılınacak. Onun için ben bunu yaptım diye böyle bir rivayet oluşmuş. Dinlemesi hoş ama gerçekliği diyorsunuz. Evet, tabii değil ama yani bu, ama o dönemlerde bu gibi hikayelerin dönemin tarihi kayıtlarında yer almış olması enteresan. Yani Ayasofya etrafında Ayasofya efsaneleri çok yaygın bir şekilde hem Türklerde ve hem de Müslüman dünyasında yaygın olduğu anlaşılıyor Ayasofya. Çünkü muazzam bir eser hakikaten. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yani fetihten sonra genellikle bu Türklerdeki, yani Müslüman devletlerdeki adettir. Ele geçirilen şehrin en büyük katedrali fetih sembolü olarak camiye tahvil edilir, çevrilir. Bu hemen hemen her yerde uygulanan bir şey. Hukuki açıdan da bu böyle yapılır. Velev ki yani teslim şartlarıyla teslim olmuş olmasın. Eğer kılıç gücüyle alınan bir şehir varsa, ki İstanbul kılıç gücüyle alınmış olan bir şehirdir, bütün hukuku kılıç gücüyle onu alan hükümdara ait olur. O yüzden bunu sembolik olarak da Ayasofya'yı camiye tahvil edildi buranın şeyi yani. Ve ondan sonra bu şekilde bir sembol haline gelmiş oldu. Durum bu yani aslında. Fatih Sultan Mehmet mesela ilk gün şehre girdi. Fetihten hemen sonra, öğleden sonra şehre girdi. Her şey yani bu karışıklık devam ederken biraz yani savaş durmuştu. Herkes yağmaya dalmıştı. O yağmaya müsaade edildi. Bir gün, bir buçuk gün kadar bir yağma oldu. Hemen şehre girdi. Ayasofya'ya hemen direkt gitti. Kubbelerine çıktı. Orada o meşhur, o Kisra'nın sarayıyla ilgili o meşhur şiiri söyledi, baktı. Çünkü İstanbul harap bir haldeydi. Ve ondan sonra indi. Baktı ki şehir tahrip oluyor. Hemen ertesi akşam çavuşlara emir verdi ve yağmayı durdurdu. Öğleye kadar, ertesi gün öğleye kadar yağma durdu. Çavuşlar hemen gittiler ve yağmayı durdurdular. Çünkü amacı şehri kendine bir merkez edinmekti. Yani bu şehir onun merkezi olacaktı. Yani merkezi yapacağı bir şehri neden tahrip etsin, neden insanların ortadan kaldırsın?
Nitekim pek çok esir alınan Rum'u, yerli ahaliyi de hatta bizzat fidyesini kendi vermek suretiyle şehir ahalisi haline getirdi. Dışarıdan gayrimüslim olsun, Müslüman olsun teşvik etti onları. Tabii. Siz evet. Çok yaşayın. Fatih'in eleştirildiği konulardan evet. Bir tanesi de fethetmişsiniz bir yeri. Neden Ermeni'yi, Rum'u İstanbul'a tekrar getiriyorsunuz, taşradan koyuyorsunuz? Evet. Yani o bir imparatorluk vizyonu var. Yani bu idare genel olarak yani İstanbul merkezli olarak bir eğer bir idare ve bir dünya hakimiyeti fikri çerçevesinde hareket ederseniz, cihan hakimiyeti fikri çerçevesinde hareket ederseniz bu zaten böyledir. Ve İslam hukuku içerisinde yani Hristiyanların ve Yahudilerin hukuku var. Dolayısıyla onların yaşama hakları var. Ve Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı da bu zaten. Yani yeni bir şey yapmıyor. Bu bir hoşgörü de değil aslında. Var olanı. Hukukun bir yansıması. Çünkü hoşgörü de bir keyfiyet vardır. Siz bana bugün hoşgörü gösterirsiniz, yarın göstermezsiniz. Ama hukuk bağlayıcıdır. O bakımdan buna böyle bakmak lazım. Ve imparatorluk kurmak kolay değil. Bu sadece tek bir yapıya sahip olarak da olmaz. O bakımdan dünya hakimiyeti fikri peşine koşan klasik imparatorluklarda aşağı yukarı aynıdır. İskender öyledir. Ondan sonra Roma İmparatorluğu öyledir. Ve hiç şüphe yok ki Osmanlı İmparatorluğu da aynı şeyi yaptı. Evet. Hocam bu arada bizim icra ettiğimiz eserlerle ilgili bir yorumda bulunmak ister misiniz? Bunlar hani evet. Görücüye yeni çıkan eserler. Evet, çok güzel. Çok. Özellikle bu Kanuni'nin bestesi onun ömründe iki önemli husus vardı. Bir sıhhat, bir devlet. İkisine çok önem verdi Kanuni Sultan Süleyman. Sıhhati malum 1400 aşağı yukarı 1550 yıllar itibaren rahatsızlar geçiriyor. Aşağı 10 yıl, 15 yıl kadar rahatsızdı çok. O yüzden sıhhate vurgu yapıyor. Devlet çok önemliydi. Devlet için oğullarını feda etti. 46 yıl. Evet, 46 yıl saltanat sürdü. Ve 11 yılı mı seferde geçiyor bunun? 13 yılı. Yani aşağı yukarı öyle tahmin edelim. Aralıklarla tabii bu yani. Ve aslında Kanuni ile ilgili bilinmesi gereken önemli bilgilerden bir tanesi. İki hükümdar var Osmanlı tarihinde. Değil mi? İç organlarının başka bir yerde defnedildiği evet. Ve kendisinin sefer sırasında vefatı vuku buldu Ziget Marmara'nda. Evet. Diğeri de 1. Murat'tır muallim. Kosova'da vefatı vuku bulunca tabii bu cenazenin taşınabilmesi için pek bilinir bir şey yapılır. Değil hocam bunlar. Evet, biz şimdi bu Ziget var üzerinde biraz çalışıyoruz da oradaki iç organlarının gömülü olduğu yerde daha sonra bir türbe yapılmış. Var, ben gittim oraya. Evet. Ama gördüm. Orası şu anda nerede olduğu biraz şüpheliydi. Sonra o türbe yıkıldı. Şimdi onun yerini araştırıyorlar Macarlar. Orayı bulmaya çalışıyor. Nihayet o keşfedildi orasında nerede olduğu. Şimdi orada Peç. Bir evet Peçuy oranın şeyi Peç şehri Ziget var diye denen yer var. Oraya çok bağlı bir küçük bir kasaba şu anda. Oraya çok yakın bir yerde. Onu keşfettiler. Biz de o projenin içerisindeydik. Orada bazı önemli fikirleri var. Orayı yeniden inşa etmek istiyorlar. Çünkü türbenin etrafında bir kasaba oluşmuş Osmanlı döneminde. Evet. İmareti, camisi vesaire falan. Sonra bu 100 yıl sonra yıkılmış, ortadan kalkmış vaziyette. Şimdi keşfedildi orası. Yani orada dikkatimi çeken bir husus. Evet. Mutlaka zikretmemiz gerekir. O definin yapıldığı, en azından sizin söylediğiniz şekle göre şimdi simgesel olarak bulunan kabrin yanında o kaleyi savunan kumandanın da. Evet, ikisini bir ama onlar tabii sembolikler, sembolik şeyler mezar yapıldı. Kanun var sadece, diğerinin yok. Orada heykeli var. Zirinye, o meşhur kumandan. Onun şeyi var, bir büstü var. Bir de Kanun'u yan yana koydular. Kanun da sembolik olarak bir mezarını yaptılar, türbesini evet. Yaptılar. Açık bir türbesi var. Ama tabii yeri orası değil yalnız. Oradaki ama sembolik bir en çok üzüldüğüm hususta minareleri yarıdan kesip kültür ama yine kalmış yani en azından ortadan tamamen kalkmamış. Macaristan'da yıl kadar Peçuy'da, değil mi hocam? Tabii çok erken dönemde Macaristan elden çıktı. Yani yakın zamanda Balkanlarda elden çıkan yerlerde şimdi hiçbir şey kalmamış. Belgrad mesela değil mi? Evet. Evet sevgili dostlar gerçekten program en istemediğim kısmı programın zamanın çok hızlı akması. Evet, hızlı akar. Fatih Beşbaş kardeşim. Gülbank'ında icra edileceği bir eser var mı diyor. Yarın akşam Allah nasip ederse yine bu ekranlardan izleyeceksiniz. Orada Mehteran'la birlikte o Gülbank'ları dinlemiş olacaksınız. Efendim Enderun Nameler nezdinde Emecan hocamız vesilesiyle
Oradaki tüm sazendilere, diriliş danışmanlarından Hilmi Arınç hocamıza teşekkür ederiz diyor. Bu selamı da kabul ettik, aldık efendim ve yine Kanuni'nin cenknamesinden bir güfteyle iki eser aynı güfte içerisinde, güftenin birbirinin devamı olduğu. Yelmenir kan içmeye hem her dembedem şimşirimiz, doğrulup gitti adünün canın alatirimiz. Yani kılıcımız düşmana galibiyet için adeta koşarak gider ve okumuzu biz zafer için ona doğru doğrulturuz. Adeta düşmanın canını alırcasına okumuz doğrudan onun üzerine gider. Diğeri de Nihamet makamındaki marşta, karşıda leşker olsa eğer kaf, ta be kaf, namerd ola yüz çeviren görecek mesaf. Efendim karşımızda Kaf Dağı'ndan Kaf Dağı'na kadar düşman olsa biz bu dava için kılıcımızı çekeriz. Savaş alanını görünce kaçanlardan olmayız. Öyle olanlara da namert deriz diyor. Bu güfteleri temin konusunda kendisi çok kıymetli emeklerini verdi. Mustafa Tahralı, Profesör Mustafa Tahralı'ya teşekkür etmek istiyorum. Evet, bu iki marşı da arkadaşlarımızla birlikte seslendirelim. Buyurunuz. Allah, Allah illallah.
karşıda leşker olsa eğer Kafkas'a kav. Karşıda leşker olsa eğer Kafkas'a kav. Namert ola yüz çeviren görecek ve sağ. Namert ola yüz çeviren görecek ve sağ. Kanuni Sultan Süleyman Han'dı hocam. Evet. Fatih Sultan Mehmet'ten yine fetih haftasını, fetih ayı içerisinde olduğumuz için tabii bir ayı sari oldu artık. Evet. Ki olmalı değil mi aslında? Evet, toplumların tabii. Böyle mühim olayları toplumun her katmanından insanın dikkatini çekeceği boyutlara kadar abartılmıyor. Çünkü belki tamamen yansıtılamıyor bile. Evet. Yani abartmaya gerek yok. Yani zaten tarih kendisi bunu belli eder. Değil mi? Ben çok canım sıkan noktadan bir tanesi. Abartılı bir hamaset içerisinde durmak. Bundan uzak durmak lazım. Tarih zaten kendisini veriyor. Yani o açıdan bize yol gösteriyor. Tarih zaten bu açık bir şekilde. Hocam cenk nameler konusunda rastladığınız birikim, bilgi nedir? Var mı sizde? Valla kaynaklarda pek geçmiyor. Bu musiki ile alakalı bir nevbe şekilde. Nevbe ya da nevbet. Evet, nevbet şeklinde geçer. Mesela en çok benim metinlerde rastladığım şey bu Cengi Harbi'dir. Hep Cengi Harbi çalındı, Cengi çalacağız Harbi çalındı. Tane. Hep odur yani. Biraz sonra çalacağız. Evet, ne güzel yani onu dinlemek isterim. Çünkü başka bir şey metin geçmiyor. Mesela ben İstanbul'un bu son yani fethinin o akşam yapılan şenliklerle alakalı bazı kayıtlar vardı. Yine savaş öncesi yapılan şenliklerle ilgili bazı kayıtlar var. Oradan anladığım kadarıyla müzikle ilgili olarak sadece bu işte saz çalınıp topluca söylendiğine dair bazı kayıtlar ama ne icra ediyorlar da bilmiyoruz. Bir evet. Şey söylemiyor yani. Sadece saz çalıp eğlendiklerini askerin söylüyor. Yine aynı zamanda İstanbul'un o fethinin arifesinde o akşam askerlerin çok büyük bir şekilde şarkılar söyleyip eğlendiklerine dair kayıtlar var. Sonra dualar okunduğuna dair kayıtlar var. Gülbanklar bile. Evet, gülbanklar çekiliyor muhtemelen. Davullar çalınıyor gece yaralarına kadar. Bizans kaynağı diyor ki, karşıdan seyrediyorlar çünkü surların önünde. Diyorlar ki her taraf ışıl ışıldı. Büyük sesler, muhteşem sesler çıkıyor. Avazeler, korkulu bir şey. Ondan sonra birdenbire her şey sustu. Birdenbire bir karanlık çöktü diyor. Birdenbire ışıkları kapatmışlar. Yani müthiş bir moral bozukluğu. Herkes uykusuz vaziyette suların üzerinde bekleyen Bizans askerleri ne olacağını bilmiyorlar. Yani bu anlamda moral bozucu şeyler de var, ciddi unsurlar da var. Tabii tabii. Ve hemen şeyden sabah namazına yakın bir saatte de hücuma kalkılıyor zaten. Mutlaka bileceksiniz, belki hatam olursa düzeltin. Estağfurullah. Alparslan'a hediye edilen sancak tuğ ile birlikte mehterin ilk
nüvesinin atıldığı, orada ayakta çalınan, işte ordu yönetiminin ön saflarında olan kumandanların bir yay şeklinde dizilip ortada musiki icra eden birilerinin olup musikinin savaş içerisinde mutlaka bir şekilde kullanıldığını, orada fetih ayetlerinin yüksek nidalarla okunduğunu, tekbirlerin çekildiğini, hatta orada savaşa gönülleri daha çok coşturmak için, daha çok atılımı sağlamak için Allah Allah nidalarının yükseldiğini, bir arı vızıltısı gibi adeta. Buna dair kayıtlar var ama mehter musikisi netice itibariyle bugünkü tanıdığımız manasıyla 100-120 belki maksimum. Sonradan mesela yani Yeniçeri Ocağı kaldırdıktan sonra mehter biliyorsunuz o da ortadan kalktı. Evet. Büyük bir boşluk doğdu. Daha sonra bu özellikle Meşrutiyet dönemine yakın dönemlerde bu yeniden canlandırılmaya başlanınca 19. sonlarından itibaren bir takım besteler yapılarak ama bu formların eski dönemleri bir alakası yok. Galiba bir tek şey kaldı işte o Cengi Harbi var bildiğim kadarıyla onu çalıyorlar. Çok o eski biliniyor bir, yani. Evet. Onun dışında diğerleri çok son günümüze dönemdeki ulaşan bestelerdir. 18. galiba. Yüzyıl yanlış hatırlamıyorsam Kantemiroğlu kaynağından evet, doğru mu? Orada bir şey var. Evet. Zannediyorum Kantemiroğlu. Evet. Fatih'ten birazcık da şu anlamda bahsetmek istiyorum. Fatih döneminin felsefecileriyle oturup felsefe tartışıyor. Yabancı bilim adamlarını, ilim adamlarını getirip oturtup karşısına onları tartıştırıyor. Kendisi de onlarla birlikte tartışıyor. Hatta herhalde minyatürlerde var. Vezirlerin bu tartışmaları hep ayakta dinlediklerine dair değil mi hocam? Tabii çünkü... Nasıl bir külliye var? Bu kütüphanesinden... özellikle Grekçe eserlerin çıktı. 60 kadar eserin çıktı. Tabii Grekçe, Latince eserler var kütüphanesinde. Tabii Grekçeyi biraz biliyor galiba. Latinceyi tam biliyor mu bilmiyorum ama herhalde okutuyor. Öyle anlaşılıyor. Ondan tercümesini dinliyor. Tabii haberdar olduğunu zannediyoruz. Yani bu yetişmesiyle alakalı yalnız. Yani çünkü küçük yaştan itibaren Bütük'te hükümdarlık yaptığı için etrafında çok böyle müsahipleri var. İtalyan müsahip dediğimiz yakın ona yönlendiren, sohbet eden, bilgi veren insanlar var. O bakımdan hem kitaplar getirtiyor, hem onlardan bilgi alıyor ve hem Batı'yı hem Doğu'yu çok iyi tanıyan birisi. Genç yaştan itibaren bu eğitimi almış vaziyette olduğundan çok kültür açısından da önemli bir şey. Hatta onun hakkında dönemin kayıtlarında yani bir Rönesans hükümdarı gibi olduğunu ifade ederler ki bu söz aslında onun ne kadar kültürel bir derinliğine, Doğu'yu Batı'yı ne kadar iyi tanıdığını ifade eden bir terminolojidir. Yani bir anma sözüdür. Rönesans hükümdarı gibi hareket ettiğine dair. Çünkü gerçekten çok iyi biliyor ve hem edebiyatını çok iyi biliyor. Batı edebiyatından o dönemdeki olan eserleri getirmiş, onları okuyor. İskender'in hayatıyla ilgili, Jules Caesar'ın hayatını biliyor, tarih kitaplarını biliyor. Ortodoks dünyasını bir kere çok iyi onları biliyor etmiş. Ve aynı zamanda Doğu zaten yetişme tarzı itibariyle Doğu ile alakalı o Arapça, Farsça. Onlar zaten kendinden olan bir şey, temeli eğitimin o. Ama bunları da ilave etmiş vaziyette, Batı kültürünü ilave etmiş vaziyette. Yani Fatih Sultan Mehmet gibi bir başka hükümdar rastlamak biraz zor yani Osmanlı hükümdarlar arasında gerçek anlamda donanım itibariyle felsefi tartışmalar yaptırdığını biliyoruz. Çok önemli. Etrafında sürekli alimleri topluyor, hocaları topluyor. Tabii onun tartıştırıyor kendisi. Kendisinde bir taraf olduğu bir yön var. Onu tutuyor diğerlerine karşı falan. Çok enteresan. Evet. Esasen bu sohbetleri bir işe yarasın diye de yapmış olmak lazım değil mi? Sadece yani Fatih'i tanımak değil de bugünün idarecilerine, devlet yöneticilerine aslında sanatın, sanatkarın, ilim adamının hangi tarzda himaye edilmesi, korunması, desteklenmesi ve önün açılması gerektiği. Çünkü Fatih'in etrafında tartıştırdığı insanların dini birlikleri yok. Farklı dinlere mensup insanlar da var çünkü. O da var. Tabii, değil mi? Evet, tabii. Onlar var. Ama ilmine, bilmine hürmeten, tabii. Onlara itibar ederek onları meclislerine alıyor ve pek çoğunda
himaye ediyor aslında. Tabii serbest bir düşünce kavramı içerisinde bunların rahat bir şekilde büyük huzurda tartışıldığını olmanın... biliyoruz. Vaktiyle mesela Hurufilerle yakın alakası vardı bir aralar. Neredeyse oraya doğru bir yönelim de oldu. Sonra ondan vazgeçildi vesaire. Yani çok değişik fikirleri ve görüşlerin kendi nezdinde itibar gördüğünü anlıyoruz. Çok enteresan bir şahsiyet bu anlamda. Bir de üstelik yani hem bunları yapıyor hem de ömrü as sırtında seferlerle geçiyor. 30 yıl boyunca as sırtına inmeyen bir sultan. Bir bakıyorsunuz Arnavutluk dağlarında, bir bakıyorsunuz Trabzon dağlarında, bilmem işte Doğu Anadolu'da. Yani sürekli hareket halinde bir sultan. O yüzden döneminde bu sürekli hareket hali neredeyse herkesi biraz da bıktırmış vaziyette. Yerine geçen 2. Bayezid döneminde biraz herkes rahatlamış halde olduğuna dair kayıtlar var. İlginç yani o halde. Hocam bu kadar sefer üstüne sefer kararı alan ve bizzat uygulayan pek çok insanın karşı çıkmasına rağmen İstanbul'un fethinde cüret edip bu işin mutlaka o müesseriyetin kendisine nasip olacağı konusunda emin adımlarla yürüyen bir insan içinde sonra bir takım şeyler söylemeye başlıyor ve asıl niyeti Hristiyan olmaktı. Evet, onlar değil rivayetler mi? Tabii. Bir de böyle şeyler var. Daha dönemli İstanbul'u fethettikten sonra malum işte güya Papa'nın kendisine gönderdiği bir mektup güya olduğunu ifade ederler. Belki böyle bir niyet olabilir ama Fatih'in buna müspet cevap verdiği mümkün değil. Böyle çünkü şey imtisali cahil-i fillah olup dur. Yani bu... Mümkün değil. Yok öyle bir şey yok. O kadar bambaşka şey. Hatta kendisini mesela sen gel Hristiyan olursan bütün dünyanın hakim olursun diye söyleyenler de var. Mesela onun bazı Rum şeyleri var, müsahipleri var. Onların kendine sunduğu eserler var. Orada da onu mesela sen Roma imparatorusun, sen Kayseri Rum'sun falan diye böyle ama zaten öyle. Öyle tabii. Fatih'in 3 unsuru var onu söyleyelim. Kayseri Rum dediği Roma imparatoru. Çünkü Bizans'ı çıktıktan sonra Roma'nın mirasını aldı. Sultan ünvanı taşıyor. Bu İslami vurgularla olan bir ünvandır. Bir de Han ünvanı taşıyor. O da Türklük vurgusu. Dolayısıyla bu 3 unsuru şahsında birleştiren bir hükümdar. Eyvallah. Ve ona göre hareket ediyor. Eyvallah. Şimdi o zaman yine Kanuni Sultan Süleyman Han'ın bu sefer Allah Allah diyelim, sancağı şahi çekelim, yürüyüp her yanadan şarka sipahi çekelim dediği bir marş havasında bir eseri dinleyeceğiz. Arkasından da hocamın tarih kitaplarında sıkça bahsediliyor dediği Cengi Harbi'yi inşallah dinleyeceğiz. Bu sefer bunu çift mi çalacağız acaba? Hocam dinlemek istediğine göre çift çalalım. Hadi bakalım. Buyurun. Yeah.
Arkadaşlarımızın ellerine sağlık, sağlık, sağ gönderine sağlık. Hangi yüzyıldan itibaren kaynaklarda rastlanırsınız? Ben yani 16. yüzyıldan itibaren gördüm kaynaklarda. Cengi Harbi'ni söylüyor, evet. Hatta mesela orada tarihler de var. Şöyle tabii tarih demeyeyim de, padişah sefere çıktığı zaman onunla beraber giden bu mehter takımı bazen 7 kat, 8 kat, hatta bir rivayete göre Hammer'in yalancısıyız bizde 100 kat diyor. Yani her bir sazdan 100 adet düşünün. O şekilde 100 kat demek. Siz daha iyi bilirsiniz belki müzik terim olarak. Ve onların çaldığı tabii vurmalı sazlar müthiş bir şey. Şimdi köstlerle beraber. Zannediyorum yarın evet. Ana fikri sizin anlattığınız şey olsa gerek. Büyük bir mehter evet. heyetiyle beraber fetih kutlamaları yarın yapılacak evet, İstanbul'da malum. Evet. Fetih kutlamalarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Vallahi, i̇şte kayıkların evet, yürütülmesi ve bunlara gerek yok. Biraz zor işler yani onlar, çünkü vaktiyle onu yapmaya çalıştılar. Zar zor zavallılar yani, bir de sıcakta perişan vaziyette oldular. Ne kadar zor bir şey oldu, zor çok bir iş olduğunu anladık o dönemde. Bir konu. Var mı gerçekten peki? Tabii yani yürütme meselesi doğru. Onda bir şüphemiz yok. Hiçbir zaman şüphemiz olmadı. Çünkü hem Bizans kaynakları, Bizansen olarak düşünenler de. Hem ötekiler. Yani Bizansen olarak belki problem, çünkü çekilen yerler doğru bir yer değil. Yani orası Taksim'den beri çekmeye çalışıyorlardı. O Gümüşsuyu'ndan böyle çıkardılar falan, zar zor vaziyette. Ya yani oralar zaten asıl yerler değil. Sembolik olarak belki bir şey yapılabilir ama yani gerek yok. Zor bir iş İstanbul yani. O İstanbul değil. Ya yani, tabii çok değişti. Nüfusu takriben çok, ne kadardı hocam? Yani o dönemde aşağı yukarı bildiğimiz yani fetih sırasındaki İstanbul'un nüfusu 30 bin civarındadır aşağı yukarı 30 içindeki bin. Evet. O kadar. 17 milyon. Evet ya şimdi yakın zamana kadar malum biliyorsunuz daha az bir nüfusu vardı. Son zamanlarda çok evet. müthiş bir şekilde arttı. Yani en fazla İstanbul'un nüfusunun olduğu dönemlerde yaklaşık 100 bin civarındadır yani nüfusu. Ona yeter ancak. Çünkü İstanbul dediğim zaman yanlış anlaşılmasın. Herkesin zihninde büyük metropol düşünüyor herkes. Yani Arnavutköy'den Gebze'ye öyle kadar. Öyle bir şey yok. İstanbul dediğimiz yer bizim. Sur'un içi. İstanbul dediğim sur içidir. Kadıköy'den bir insan şehre geçerken ben İstanbul'a gidiyorum der. Evet. Böyledir yani bu İstanbul ve şehre gidiyorum, İstanbul'a gidiyorum der. Burasıdır. Yani o bakımdan sur içini bizim gerçek anlamda eskiler buna nefsi İstanbul diyorlardı. Hmm. Orayı bizim biblo gibi korumamız lazım. Diğerleri ne yaparsanız yapın. Önemli olan orası. Hocam bir de bir tarih düşürme mevzusu var ya. Ahirun evet. dedikleri. Evet. İstanbul'un fethine Kur'an-ı Kerim'den de hani bir mesnet arayışı söz konusu.
beldetün tayyibetün. Evet, onu Ebced hesabına göre düşmüş vaziyette. Onu tabii yapıyorlar. Bu aslında bulunup yapmak kolay Ebced hesabıyla bunları. Önemli unsurlar tabii bunlar. Ama onların tabii daha ziyade edebiyatı alakalı eden bir tarihi altyapısı var. Bir de bunun dini vurgusu da var bir de onların belde-i tayyibe. Onun bir eski vurgusu da olduğu için onu hoş bir şey olmuş yani bir İstanbul ilk belediye olmuş. Başkanı Hızır Bey evet. Tarih düşürmüş. Evet. Fethi İstanbul'a nusret bulmadılar evvelun. Evet. Fethedip evet. Sultan Mehmet dedi tarih dedi, ahirun. Evet ahirun diyor. Oradan çıkıyor tarih. Ahirun da çıkıyor. Hicriye göre evet. Evet. Hocam İstanbul'un fethinin Sultan Alparslan'la nasıl bir ilgisi var? Var mı? Vallahi Alparslan'la bir alakası nasıl olabilir? Ancak yani Anadolu'yu Türkiye yani Türkleşme vitresini sağlayan Malazgirt Savaşı şüphe yok ki. Yani Anadolu'nun Müslüman ve Türk kimliğiyle bugüne kalmasının yolunu açan Alparslan'dır. Malazgirt Savaşı'dır diyorum. Malazgirt'ten sonra açıldı çünkü. 1071'den sonradır. Evet ondan önce belki burada bir takım Hristiyan Türkler vardı ama bu şey değil. Önemli olan buradaki yapının, birlikteliğin uzun süre süreçler içerisinde devam etmiş olmasıdır ki bunu biz bununla 1071 ile başlatıyoruz yani. Böyle bakıldığında bu süreç için en önemli ayaklarından bir tanesi işte İstanbul'un fethi oldu daha sonraki dönemlerde. Eğer böyle bir bağlantı kurabilirsek. Aslında yani Selçuklu idaresinin dağılmasından sonra biliyorsunuz bu tevafi mülük dediğimiz Türkmen beyliklerinden birisidir Osmanlılar. Evet. O dönemde kimse Osmanlıların ileride böyle büyük bir imparatorluk kuracağını hayal bile edemezdi. Ama konjektürel olarak bir takım şartlar, hani bir şans faktörü de devreye girmek suretiyle bulunduğu coğrafya itibariyle bütün fırsatlar onun lehine cereyan etti ve büyük bir imparatorluk hale dönüştüler. Tarihi süreklilik açısından bakarsak böyle düşünebiliriz. Yani. Ama Osmanlı mercekte bakarsak tabii biraz geri planda kalmış oluyor. Ama genel olarak bakıldığında Osmanlıların dayandığı bir nüfus birikimi, terakimi var. Bir kültür altyapısı var. Şüphesiz ki bu kültür yapısının çok derin bir şekilde eskiye doğru indiğini bu Selçuklulara dahil olmak üzere, Orta Asya'ya dahil olmak üzere, İslam medeniyeti dahil olmak üzere hepsinden beslendiğini görüyoruz. Bir ideal birliği var netice itibariyle. O zaman tam da fetih ruhundan bahsedeceğimiz konunun altyapısını hazırlamış olduk. Evet. Fetih ruhu aslında nasıl bir ruhtur? Bugün bütün bu konuşmalardan, sözlerden bugünün gencine, bugünün üniversite öğrencisine, bugünün bilim adamına, bugünün devlet idarecisine ya da mülki idarecisine o fetih ruhundan ne kalmalı hocam sizce? Burada bir kararlılık var aslında. Yani şimdiki gibi artık her şey savaşlarla olabilecek şey. Savaş ve şey kısmı bir tarafa bırakalım. O ruh bir ölçüde bir dönüştürme meselesidir. Biraz böyle bakmak lazım. Ve toplumun imarıyla bağlantılı bir husustur. Önemli olan geleceğe güvenle bakabilecek altta bir temin etmektir. Bana göre bu çok mühim bir nokta. Biz bazen tarihiden böyle hep tarih ders verir, ders çıkarmaya çalışırız ama tarih her zaman insana ders vermez. Bunu söyleyeyim ben. Öyle yani çünkü sosyal olay çok değişkendir. Biz ders almaya çalışırız. Deriz ki bak böyle oldu, ha bunu yapmayalım, böyle olur. Buna göre bir şey yapalım dersiniz. Ama başka şartlarla çıkar. Pat diye başka bir şey çıkar karşımıza ve bütün o yaptığımız kurguları bozar. Ha, evet. Ben tarihi o anlamda, tarihi anlamak olarak biliyorum. Yani biz toplumumuzu anlamak için, kendimizi anlamak için tarih okuruz. Yoksa bize tarih gelecek açısından bir şey vermez yani. Yani sıkıntıya yol açabilir hatta öyle bir dönemlerde oldu. Kendimizi tanımak ve anlamak açısından tarih önemli. Yani aslında tarihteki şuuru anlamak, tabii, Fatih'in, Ayasofya'nın üstüne çıkıp oradan söylediği sözler, evet, onları anlamak gerçek anlamda. Evet. Fetih ruhu. Evet. Bir ölçüde odur tabii. Bir ölçüde o. Yani fetih ruhu dediğimiz olay artık kimse elinde... Yıkacağım, yeniden şey yapacağım İstanbul'u. Tabii, öyle. Ama tabii yıkıp yeniden yapmak, şimdiki gibi değil tabii İstanbul'u, evet, hale getirmek değil. Onu korumakla olur. O ruhu yaşatmak, onun eserlerini ortaya korumakla, muhafaza etmekle, o dönemdeki yapılanları ihya etmekle olur. Onu bozarak değil yani. Bu önemli olan o. Çünkü gelecek nesillere biz bu İstanbul'u miras bırakacağız. O nasıl tarih öğretiminde de önemli, dikkate alması gereken bir, evet, husus. Evet. Bu mudur hocam asıl tarih? Evet. Ben hep böyle öğrencilerime tavsiye ettiğim şu nokta bu. Tarih ne ders verir insana, ne bir geleceğe, tarihte geleceğe. Hayır, tarih anlamamıza yarar. Önemli olan bu. Bütün politikacının, siyasetin anlaması gereken nokta bu.
tarih içinde bulunduğunuz toplumu anlamanıza yarar. Etrafınızda ne olup biter, bitiyor ve bu hangi şartlardan besleniyor onu anlarsınız. Ona göre kendiniz bir politika oluşturabilirsiniz, ayrı bir konu. Ama tarihte örnek olarak bir politika oluşturursanız sizi ileride yanlış yola götürebilir. Bunun örnekleri çok var tarihte. Yakın zamanlarda da olduğu için söylüyorum bunu. Evet. Sevgili hocam, programımızın sonuna geldik. Maalesef o 1,5 saat su gibi akıp gitti. Tıpkı tarih gibi. Değil mi? Evet. Size çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Zahmetler ettiniz, geldiniz. Bu güzel mekanın havasını bizimle teneffüs ettiniz. Ben arkadaşlarım adına ve seyircilerim adına sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Böyle renkli ilk defa böyle bir programa katıldım. Eyvallah. Bu anlamda Musiki ile beraber çok anlamlı oldu. Musiki yani. Ve tarih nasıl tabii, oluyor? Ne güzel oldu yani, ne güzel. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili dostlar, gerçek fetih herhalde iç fetihtir. İnsanın içini fethetmesidir. İçindeki güzellikleri çevresine aksettirmesidir, aktarmasıdır. Aşkın en büyük tarifi kendini bularak yola devam etmektir herhalde. Bu tariften yola çıkarak bütün fetihlerin gerçek aşka ulaşmada birer basamak, birer kapı, birer merdiven olduğunu düşünerek hareket etmeliyiz. Bugün de Enderun Teravih Ramazan geliyor, dilim oraya gitti. Enderun'dan namelerin sonuna geldik efendim. Konuğumuz Profesör Doktor Feridun Emecen hocamızdı. 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı. Gerçekten eserlerinden istifade edilecek, konuşmalarından, tarih derslerinden, muhabbetlerinden istifade edilecek bir konuktu. Biz de kendisinden bu anlamda istifade ettik bu akşam. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizler sazımızla, sözümüzle, musiki heyetimizle, meşkimizle, muhabbetimizle önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olmayı haktan diliyoruz. Ve iç fethiniz kutlu olsun, mübarek olsun. Fethin 562. yılı, nice yıllara bu fetih ruhuyla ve geçmişimizi yad ederek, onları anlayarak 21 yaşında bir insanın İstanbul'u nasıl fethedebilecek bir gönüle, aşka, muhabbete sahip olduğunu ve imtisali cahidu fillah olup dur niyetim, dini İslam'ın mücerred gayretidir, gayretim diyecek güçte bir kafa yapısına sahip olduğunu anlamaktır gerçek fetih diyoruz. Ve hepinize saygılar, muhabbetler, hayırlı akşamlar diliyoruz. Buyurunuz. Ah.
Derdim